Peki Adalet Kalkınma Partisi kendi teklifini hazırlıyordu. O daha gelmedi. O daha gelmedi, hayır. O daha gelmedi. Tamam. Onunla alakalı Cumhurbaşkanı'nın bugün açıklaması var. Onun çerçevesinde bir şey olacağına inanılıyor, evet. Ha, bugün okuduklarımız yanlış bilgi aslında. Şöyle, sadece o teklifle alakalı olarak evet. Ama bugünlere kadar ne dendi? İşte bu hayvanlar toplanacak, bakım evlerine konulacaklar. 30 günlük süre sonunda da öldürülecekler dendi. Şimdi burada şunu anlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı orada çok net bir ifadesi var. Biz de istedik toplayalım, aşılayalım, kısırlaştıralım ve yaşatalım. Ama olmadı diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, gerçekten bu iradeyi ortaya koydular ve yasayı da bu şekilde geçirdiler 2021'de. Hatta hayvanı mal kapsamından çıkarıp canlı kabul ettiler. Aynı hükümet yaptı. Fakat daha sonra bu yasa uygulanmadı. Bakım evleri kurulmadı. Bakın 1390 tane bakım evi var. 1289 tane bakım evi var. 290'ının sadece bakım evi var. Ay, özür diliyorum. İyice o kadar heyecanlıyım ki. 1389 belediye var ve bunun sadece 290'ının bakım evi var. Şimdi düşündüğünüzde bunun %83'ünün daha bakım evi yok, yapmamış. 2021'de ek madde getirilmiş yasaya. Denmiş ki mutlaka herkes bakım evini yapacak. Büyükşehir belediyeleri 2022'nin sonuna kadar, diğer belediyeler 2024'ün sonuna kadar. Bütçe ayrılacak denmiş. Büyükşehir belediyeleri 1003, diğer belediyeler 1005. Her yıl 3 sene boyunca bütçe ayrılacak demiş. Bunların hiçbirini yapmamışız biz. Kaçak üretim, kaçak satış gırla gitmiş. Erkler devam etmiş. Tehlikeli ırk diye bir altı ırkı maalesef ön yargılarla sahiplenilmeleri, satışları yasaklanmış. Bu arada hala biliyorsunuz satışı devam ediyor internet üzerinden. Çünkü korkunç bir kaçak üretim ve kaçak satış var. Bu hayvanları bakım evlerine koymuşuz. Zaten kotayı doldurmuşuz. Eğer dedikleri gibi 30 gün süre boyunca beklenecek ve sonra eğer öldürülmeye başlanacaksa bu hayvanlar, bu tehlikeli ırkların hepsini zaten ilk gün öldürecekler demek oluyor bu. Çünkü bu hayvanların zaten sahiplenilmeleri yasak. Yani bugün eğer ben yasadan yararlanarak 2022 Ocağı kadar hayvanımı, bir pitbull'u kısırlaştırıp çipletip kayıt altına aldırdıysam, 6 yılda baktım fakat öldüm. Köpeğim hala ölmedi, yaşıyor. Benim köpeğimi bir daha biri sahiplenemiyor bile. Yani böyle bir düzende sadece öldürmeye yönelik bir şey olacak. Biz bu kısırlaştırmayı yapmadık. Bakın bugün Türkiye'de 34 tane veterinerlik fakültesi var. Toplam 30 bin tane veteriner hekim var. Ve 6 ayda şöyle diyorlar, bütün uluslararası veriler diyor ki 6 ayda bu, yani hayvanlar 2 batın doğuruyorlar 6 ayda 1 olarak. Ve %70'ini eğer sen kısırlaştırabilirsen üreme durur diyorlar. Şimdi 4 milyon hayvan mübalağalı bir rakam. 3 milyon sokak hayvanı, köpeği olduğunu eğer hesap edersek bu hayvanları 180 günde, esasında 6 ayda bunu kısırlaştırmak lazım. Daha diğer batına tekrar üreme olmasın. 833 hekim günde 20 ameliyatla 180 günde 3 milyon hayvanı kısırlaştırabiliyor. Ve bu bütçe bir futbolcunun transfer ücreti kadar. Yani o yüzden çok büyük rakamlardan bahsetmiyoruz. Niyet koyarsak eğer, bununla beraber 3 yıl içinde de tüm hayvan üretimini ve satışını toptan yasaklarsak, evdekileri de kısırlaştıralım, sokaktakileri de kısırlaştıralım. Benimkilerin hepsi kısır. Evet, muhakkak öyledir. Çünkü Yedikule'den sahiplendiniz değil mi? Sokaktan aldım. Sokaktan aldınız. Yedikule hayvan barınağı, o yüzden siz sokaktan aldınız. Bu çok önemli. Yani eğer mesela samimi olması lazım sahiplenmenin. Siz çok iyi bilirsiniz. Kat mülkiyeti kanununda hala yönetim planlarında hayvanların beslenmesini yasaklayan maddeler var. Bir defa sizin bu maddeleri hükümsüz kılmanız lazım. Çünkü siz daha barınaktan sahiplendiğinizi eve gidinceye kadar yönetim size tahliye davası açabilir. Deniz Hanım, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer öldürme kararı çıkarsa Türkiye'deki hiçbir veteriner bu kararı uygulamayacak. Evet. Gerçekten uygulamazlarsa ne olur? Şimdi bunun bir yaptırımı var mı mesela? Yolda gelirken bugün hep onu düşündüm. Evet. Burada şu devreye giriyor. Yani görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal. Şöyle bakmak lazım. Her yasal düzenleme meşru mudur? Bence bunu tartışmak gerekir. Her ülkenin kendi dokusuna uygun olarak. Kanunsuz genel emir gibi bakıyorsun. Genel kabul görmüş ahlaki ve toplumsal normları vardır. Buna uygun olması gerekir. Bu ülkede Osmanlılardan itibaren sokaklarında hayvanlarla yaşamış ve merhameti olan bir toplum.
Bugün bize nasıl sen bu hayvanları öldür diyeceksin. Bakın toplamalar başladığında ilk kim toplanacak Armağan Bey? Sokağımızda bildiğimiz müçosu, karamı, sarısı gidecek ilk. Çünkü insana yakın olanlar onlar. Diğerleri ne olacak? Diğerleri kaçacaklar. Zaten daha yaban, insana daha uzak olanlar. Bir de şimdi ilk etapta toplanınca daha çok kaynağa, daha az hayvan erişince ve kaçmaya başlayınca daha çok yürüyecekler. Hiç ucunu alamayacaklar. Bir de toplumsal olarak kaos başlayacak. Kimse vermez köpeğini. Yani bu siyasi bir şeyin çok üstünde olduğu için candan bahsediyoruz biz. Kimse hayvanını buyurun alın götürün öldürün demeyecek. Bunun dışında her hayvan bulunduğu mahallede saha koruması yapıyor. O miçosu, kara mı, sarı mı esasında bulunduğu alanda diğer köpeklerin girmesini engelliyor ve diğer türlerin girmesini engelliyor. Siz bugün İstanbul'un altı kanalizasyon şehri, kedi köpeği toplayın, oturun bakalım fare ve sıçanlarla. Kırsal kesimde domuzuyla, yaban domuzuyla, tilkisiyle. Ben şey olsun hayvan ayırmak için söylemiyorum ama birlikte yaşamak istemezsiniz herhalde diye düşünüyorum fare ve sıçanla. Onlarla daha çok kuduz ve şarbon olacak. 700 bin ısırık vakası var diyorlar. Kuduz vakası diyorlar. Şimdi kuduz aşısı olması demek, kuduz vakası olması demek değil. Çünkü bakın kuduz Allah korusun önlenemez bir ölümü getirebilir. Fakat aşıyla engellenebilir bir hastalık. Kedi tırmalasa sokakta kuduz aşısı yapılıyor. Çünkü takip edemiyorsunuz hayvanı. Kesinlikle bugün yine okudum veteriner hekimlerin verileri var. Artış yok kuduzda ülkemizde. Başka bir şey söyleyeceğim. Peki gerçekten bunu diyebilirler mi? Yani şimdi bir yandan da idare hukuku açısından baktığınızda doğal olarak hükmet diyecek ki bu toplum irane bir düzenleme. Şimdi veteriner hekimler biz bunu yapmıyoruz, biz hayvanları öldürmüyoruz deyince daha bir kaosa doğru gitmiyor muyuz? Zaten gideceğiz. Çünkü bu bilimsel olarak işe yaramayacak. Bir defa toplayamayacaklar, hepsini öldürerek sonlandıramayacaklar ve sonra yine vazgeçecekler. Avrupa'nın, Amerika'nın saplandığı yerden çıkmaya çalıştığı. Şimdi Amerika'da no-kill shelter'lara, öldürmeyen barınaklara dönüyorlar. Mutlaka devletin STK'larla beraber çalışması gerekiyor. Tamam, saldırılar olmasın. Bakın bu ülke ikiye bölünmedi. Yani sanki bu ülkenin yarısı sokakta çocuklar ölsün diyor. Sanki diğer yarısı da hayvanlar ölsün diyor. Böyle bir şey yok. Bu ülkedeki herkes toplumun tek mutabık olduğu bir nokta var. Bu köpeklerin sorunu, köpek sorunu değil, köpeklerin sorunu çözülsün istiyoruz. Biz de istiyoruz. Şöyle düşünün. 20 yıldır bu ülkede belediyelere görev verilmiş. Bakım evi yap denmiş, bu hayvanları kısırlaştır denmiş, her şey denmiş. Yapmışlar mı? Hayır. Ormana terk yasak mı? Yasak. Yasak. Ormanda hayvanlar kaynıyor mu? Kaynıyor. Eğer şimdi bir de öldürebileceğine dair bir metinle yasa çıkarırsan ne olur? Zaten yasaklamışken öldürmüşler ağır ihmalleriyle. Bugün ne yapacaklar zannediyorsunuz? Maliyetliymiş. Kısırlaştırmanın maliyeti 500 lira. Diğer bahsettikleri T1'in verilmesi kalbi durduran, o mutma için. Maliyetmiş değil mi? En az iki kat. Peki onu mu ödeyecekler? Bir defa kim nereye dolduracak bu hayvanları? Bakım evi yok. 290 tane bakım evi var diyor. Zaten bu hayvanları nereye toplayacaklar da bu süre 30 günü bekleyecek. Hayvanlar öldürülürken de maliyet konuşmayalım zaten. Zaten konuşmayalım. Ayrı ben şey demeye çalışıyorum. Bütçe yok ya o yüzden. Onu bakın ne diyorum. Bir futbolcunun transferi kadar ödeyebiliriz. Bence toplayabiliriz biz bu parayı. Sizler bir gece yapın. Acun Bey, Haluk Levent, diğer saygıdeğer sevilen sanatçılar, iş adamları biz yaparız bunu. Bütün devlet kurumları, bütün özel teşebbüsler fabrikalarına, şirketlerine herkes birer hayvan sahiplensin. Agresyon gösteren ve çeteleşenler STK'larla devletin ortak çalıştığı alanlarda yaşatılsın ve sahiplendirilmeye çalışılsın. Diğer geri kalan mahallenin köpeği, kedisi yerinde kalsın. 3 yıllığına tüm satış üretimi yasaklayın. Sahiplendirmeyi teşvik edin. İnsanlar niye şu anda çok terk ediyor? Şu anda insanlar evdekini terk ediyor. Bırakın sahiplenmeyi. Niye? Çünkü her şey çok pahalı. Mama fiyatları yüksek, sağlık hizmetleri yüksek. En basitinden bir hastalanma bir kediyi götürseniz 6 bin lira. İnsanlar çocuklarını doktora götüremiyorlar şu anda. 6 bin lira nasıl verecek? Demek ki ne demek lazım? O zaman belediyeler muhakkak bir hastanede kuracaklar devlet eliyle. İnsanlar eğer bir bakım evinden hayvan sahiplendiyse %50 hizmet alacak bütün hayatı ömrü boyunca o köpeğin, kedinin. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Eğer bir çözüm bulunacaksa bu kısa vadeli bir çözüm değil. Hepimiz uzun vadeli bir çözüme hazır olmalıyız. 6 ayda kısırlaştırmayla başlayabiliriz. Bakın evet. Tartışmalar geçiyor.
2021'de de dendi. Ek düzenlemeler geldi. Aynı şeyi söylüyorum. O yasa güzeldi. 5199 güzeldi. Uygulamadık. Uygulamadığımız yasayı şimdi işe yaramadı diyoruz. Uygulamazsan işe yaramaz ki. Yaramaz tabii ki. Belediyelerin üzerine düşeni yapmadığı bir düzenlemenin bedelini hayvanlar ödeyecek. Kimsenin bedelini kimse ödememeli. Şöyle olmalı, hep birlikte taşın altına elimizi koyalım. Bakın 6 ay diyorum size. Parayı toplayalım, hemen ama. Artık konuşmayalım, tartışarak bile vakit kaybediyoruz. Hemen bu paraları toplayalım. 6 ayda size rakamlarla söyledim. 833 çekim, her gün 20 ameliyat. 6 ayda. Zaten 6 ayda olmalı ki tekrar üremesinler. Şimdi bakın bakan açıklama yaptı. Dedi ki %70'ini kısırlaştırırsak üreme duruyor. Biz 5 senenin sonunda 347 bin kısırlaştırmışız. Bu iş olmadı. Yani şimdi %70'ini kısırlaştırmaya hedef ettiğin bir yerde 5 senenin sonunda o rakama geldiysen o hala %70 mi kalır yüzdesinde? Şimdi demek ki hala daha %20'lerde kısırlaştırıyorsun sen bunu. Ve nasıl durduracaksın? Ayvalık'ta bazı çipli ve kulağı küpeli hayvanlardan bazılarının doğurduğunu gördüm ben. Çünkü sadece küpe başına fiyat ihaleyle veriliyor bunlar. İhale yapılıyor ve küpe başına maalesef veriliyor bunlar. Şimdi bir de ne dediler? Bahadır Bey şu anda yorumları, teklifleri, görüşleri alıyormuş. Hiç bunlara gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yıl 2019, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Hayvan Hakları Komisyonu kuruldu. 5 siyasi parti, 17 milletvekiliydi yanlış hatırlamıyorsam. 3 defa gittim sunuma. Hepsi hayvanseverdi, hepsi çok bu konuya duyarlıydı. 200 sayfalık bir rapor hazırladılar. Ekim 2019'da. O rapor 2020 Ocak ayında mecliste okundu. Belki de ilk defa tüm partilerin mutabakatıyla bir rapor okundu. Bunu alsınlar. Oradakileri yapsalar bugün sorun çözülür. Orada da her şey yazıyor. Her şey yazıyor. Bir daha artık burada Bahadır Bey kimden ne fikir alıyor, ne görüş alıyor ben bilmiyorum. 5 senede bizim görüşümüz değişmedi. Ama belki 5 sene içinde yapmaya karar verilirse bir şeyler değişebilir bu ülkede. Bu süre zarfında Bahadır Bey sizden görüş aldı mı? Hayır. Almadı. Almadı. Kimden alıyor peki? Ömür Hanım aramış. Zülal Hanım aradılar galiba. Bilmiyorum kimlerden aldıklarını. Peki. Bir daha bu konuyu konuşmayacağımız bir zaman dilimi diliyorum hepimize. Ben de diliyorum. Çünkü biliyor musunuz bu sadece bir kara leke olur. Hayırsa da tekrar eder. Biliyorsunuz Avustralya'da yangınlardan sonra su kalmadı diye aylarca develeri katlettiler. Sonra ne oldu akabinde? Avustralya'nın görmediği yüzyılda bir sel felaketi yaşandı. Bu her zaman böyledir. Bir soykırım yapılırsa bunun ahını o soykırımı yapan toplumlar çeker. Şu anda da örneklerini görüyoruz. Batı'dan, Amerika'dan alacağımız bizim bir şey yok. Bakın hala Amerika'da teninin renginden dolayı polis birinin kafasına basabiliyor. Bizim onlardan hak dersi alacak bir durumumuz yok. Bizim kendi içimizde yüzyıllardır gelen merhametimiz, vicdanımız, ahlakımız ve bu olaya bakışımız var. Dinen de aykırı. Bu hayvanlar bize emanet. Bu hayvanları yok edelim diye bize verilmedi. O nedenle bizim bunu sağduyuyla, bilime aklı kullanarak veriler çerçevesinde halletmemiz gerekiyor. Yoksa bunun ahını gerçekten kimse silemez. Benim kendi kızım, arkadaşlarımın bildiğim çocukları soruyorlar. Öldürecekler mi anne? Öldürecekler mi? Peki bu çocukların psikolojisi ne olacak? Öyle mi öğreteceğiz onlara? Bir sorunu biz büyüttük. Gereğini yerine getirmedik ve kocaman dağ yaptık. Ve çözemiyoruz. Yak mı diyeceğiz? Bu mudur bizim çocuklara vereceğimiz ders? Bu mudur bırakacağımız miras? Biz bu işi beceremedik, öldürmeyi tercih ettik. Yavrum mu diyeceğim ben kızıma? Ben bu cümleyi kuramam. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha keyifli şeyler konuşmak dileğiyle. Diliyorum.